başladı aşkımız. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu o sıcacık yüreğinde. Bir masalla başladı aşkımız. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu o sıcacık. Her yanın çim çiçek, dört mevsim bahar. Öptüğüm tenimde sevdalar yağar. İçimde güvercin şanlık çığlığa allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Her yanım çim çiçek, dört mevsim bahar. Öptüğüm teninden sevdalar yağar. İçimde güvercin çığlık çığlığa allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Şarkılar deli divane, şiirler çaresiz, sözler bir çare. Doymuyor bedenim, açarsız ruhum, seninle her nefes sevişmelerde. Her yanın çim çiçek, dört mevsim bahar. Öptüğüm tenimde sevdalar yağar. İçimde güvercin şanık çığlığa allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Her yanım çim çiçek, dört mevsim bahar. Öptüm teninden sevdalar yağar. İçimde güvercin çığlık çığlığa allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Merhabalar. 7 Ocak günlerden salı, 20-20. Ne güzel bir rakam, değil mi? Yeni bir yıl. Umutlarla yüklü, büyük sevgilerle, sevinçlerle. Hani insan var ya, hayal edecek, yürüyecek. Ve bugün her zaman olduğu gibi, ama bugün çok özel bir program. Çok çok özel, neden mi? Çok özel bir konuk. İstanbul'da inanılmaz güzel bir rüzgar, meltem meltem esti, geldi. Vedacığım, hoş geldin. Hoş buldum. Senin her programın çok özel ama. Ay canım, canım.
Ben oradayken de böyle canlı yayın falan yakalamaya çalışıyorum. Gerçekten öyle. Her konuğun, her programın, zaten sen çok özelsin. Ay, programın çok da çok güzel. Ay, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel insanlara sahip olduk değil mi? Yaşadıkça etrafımızda o kadar güzel insanlar biriktirdik ki. Evet. Değil mi? Zaten önemli olan o değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Eleyip eleyip böyle en güzelleri, daha doğrusu ruhumuza iyi gelen insanları biriktirmek bence tabii, önemli. Ruhu sönmeyen insanlar evet. Değil mi? Yani, İçi sevgiyle yüklü. Hayatta hiçbir şey bence, yani tabii ki bazı şeyler, bazı kriterleri vardır herkesin kendine ait ama ben hep şey diyorum, yani insanı mutlu edecek, huzur verecek. Hiçbir zaman tabii ki ağlama olacak, mutsuzluk olacak ama yüzünü güldürecek insanlar biriktirmeli. Gerçek sevgi zaten o değil mi? Yani sinir, öfke, o nasıl söyleyeyim, yani negatif enerjiyi zaten attığımız sürece evet. Mutlu olabiliyoruz. Aynen öyle. Negatifi düşünmeyeceğiz. Sadece. Yani o yüzden ben hep böyle pozitif, evet. Beni böyle mutlu eden insanları hayatımda tutmak istiyorum. Çok ve ne eğitim, ne kültür, ne seviye. Değil. O değil. İnsan olabilmek evet. Benim için önemli. Evet. O yüzden ben hiçbir zaman bakmıyorum. İşte şey yapıyorlar ya, belli kriterleri vardır bazı insanların. İşte yok ben yüksek lisans yaptım, ben doktora yaptım, işte ben şöyleyim, ben böyleyim, ben şu konumdayım ya da ben işte memurum. Ama sen belki insan değilsin bana i̇nsan göre. İnsan değilsin değil mi? Kariyer sahibi olabilirsin ama insan olmak. Nasıl oturacağını, doldurmak. Nasıl konuşacağını, evet. Yani bir insana nasıl davranacağını öncelikle bilmen gerekir. Çok İnsana doğru. insan gibi davranmak gerekir. Çok doğru. Çok çok doğru. O yüzden öyle özel insanları biriktirmeye çalışıyorum. Ya şükürler olsun biz de bunları yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Aynen. Gerçekten gezdikçe, yaşadıkça, gördükçe, gözlemledikçe o kadar güzel insanlar biriktiriyoruz ki etrafımızda. Ama dediğin gibi eliyoruz. Bir gün geliyor bunlar böyle yavaş 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 eliyoruz. Böyle kalburdan dökülüyor. Hep güzel insanlar kalıyor etrafımızda. Tahammül sınırı zaten aynen. Aşılıyor belli bir süre sonra Fahriye. Aynen, ve aynen. O aşıldıktan sonra nasıl söyleyeyim? Eğer sen çizgini aşıyorsan benim sana zaten tahammül etme gibi bir şeyim olamaz. Sınırım olamaz ya, yani. Hani bir laf var derler ya, affetmek erdemliktir ama insan bir kere, iki kere, üç kere affedersin sonra orada durursun. Vallahi benim anneciğim her zaman şey der, şunu söyleyeyim. Her zaman alçak gönüllü olacaksın, işte evet. Affedeceksin falan filan diye bir laf vardır der. Hı-hı. Ama unutma Eda der. Evet. Gönül unutulur. Alçaklık hatırlanır. Aslı. Çok doğru. Çok o yüzden doğru. Ben artık insanına göre davranıyorum. Evet. Alçak gönüllü olmayı da, tabii ki alçak gönüllü olacağız ama insanına göre olacağız. Mutlaka. Ve bundan sonra hayatıma da alacağım insanlar da böyle oluyor. Evet. Ve hayatımda olan insanlar da dediğim gibi negatif olan, beni mutsuz eden, öfkelendiren tüm insanları atıyorum. 2020'ye öyle girmek istiyorum çünkü girdim öyle yani. Öyle girdik değil mi? Evet, 2019'da çok şey yaşadım. Evet. İyi ve kötü ama daha çok böyle kötü ağırlıklıydı. O yüzden artık 2020 benim senem diyorum. Hayat ikinci kere bana güldü. Evet. Allah bana ikinci kere bir şans verdi, yaşama şansı verdi. Çünkü 2019'da sağlık çok, problemi evet. yaşadım, çok ağır. Yani o Edacığım o biraz da üzüldüğün için miydi acaba? Çok evet, hayal kırıklıklarım, hüsranlarım oldu. Ama tabii ki önce Allah, önce Yaradan verdi bana o şansı ama buradan yine ben ona artık manevi annem diyorum. Sayın Meral Akıncı'ya teşekkür ediyorum. Eğer beni izliyorsa ya da ona mutlaka iletirler ama ben kendisine manevi annem diyorum. Evet. Çünkü çok çok kötü bir durumda devlet hastanesindeyken ben çok kötü bir konumda, çok kötü şartlarda karşılaştım. Bazı durumlar yaşadım orada ve kendisine de ilettim. Sayın Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı'ya da keza aynı şekilde ve onların sayesinde, onlar benim yanımda oldukları için, bana bütün kapıları açtıkları için ve bana destek oldukları için öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Mustafa canım. Akıncı'ya ve Meral Akıncı'ya teşekkür ediyorum. Çünkü tabii ki önce yaratan Allah ama onların bende kalpten böyle bir
yerleri korkunç var. Korkunç bir sevda, korkunç bir sevgi. Ama yani asıl şeyi söyleyeyim, çok çok teşekkür ederim onlara. Çünkü bugün eğer ben nefes alıyorsam, bugün aşkım, hayattaysam, dün onu Sayın Meral Akıncı'nın yanındaydım ve çok çok kötü bir durumdaydın. Ben doktorlarla telefonda konuşurken dedim, çok çok kötü bir durumdaydın dedim ve seni kaybetmek üzereydik. İyi ki beni aramışsın. Allah korusun. Ve dediğim gibi önce yaratan, önce Allah, sonra Meral Akıncı'ya teşekkür ediyorum ve Sayın Mustafa Akıncı'ya. Canım. O yüzden 2020, 2019'u artık bitirdim. 2020 evet, benim için çok kıymetli. Dediğim gibi ikinci bir şans, ikinci bir hayat, ikinci bir yaşam ve ona göre yaşayacağım. Beni mutlu edecek olan insanlarla birlikte. Çok önemli seni bu, değil gibi mi? Sevdiğim, ay sevdiğim canım, şeyleri yapacağım ve beni üzen herkesi hayatımdan çıkardım ve çıkarmaya da devam edeceğim. Tahammülüm bu, yok yani. Bu gerçekten çok güzel bir karar. Çok güzel bir karar aldın. Çünkü hayat o kadar çok kısadır ki. O kadar anlık çok bir kısadır şey. Ki. Çok doğru, anlık bir şey. Çünkü hiç unutmuyorum Fahriye. Hastanedeyim ve böyle camdan dışarıya bakıyorum. Bir belge geldi ve anneme verdiler. O belgeyi aldı annem. Hiçbir şey söylemedi, tamam mı? Ama kadının yüzü böyle bir üstümde de yok. Beyaz, bembeyaz yani böyle. Beyazdan mora, mordan yeşile. Yani kadının yüzü renk değişti ve o kadar ani kalktı ki oturduğu yerden. Evet. Ve tekerlekli sandalye getirdiler. Yani insan kaç yaşında olursa olsun, konumu ne olursa olsun, kim olursa olsun ölüm onu nasıl bulacak hiç belli olmuyor. Gerçekten. O belge neydi biliyor musun? Biz müdahale edemiyoruz, o yüzden sevk edeceğiz. Yani şaka ve gibi. Ambulansa girdiğimde şey dedim, herhalde artık gideceğim yani. Eğer öteki taraf diye bir şey varsa ben gideceğim ve vedalaşamıyorsun. Ona bile şeyin yok yani, evet, anladın mı? O kadar canım, anlık, o kadar şey ki. O yüzden gerçekten çok iyi. Böyle anlar biriktirmek, iyi insanlar biriktirmek, keyifli anlar yaşamak gerekiyor. Evet. Ve istediğin şeyi asla erteleme. Gerçekten aynen, asla erteleme. Yaşamak için fırsatın var mı? Yaşa. Erteleme. Evet. Çünkü ve ne olacağı hiç belli değil, evet, gerçekten. Ve hayallerinin peşine koş. Hiç hiçbir zaman pişman olma. Keşke evet, deme. Hayatta zaten asla keşke denmemeli bence. Evet. Ve asla yaptığın şeyden pişman olmamalısın. Çünkü o an yaptığın şey o anda sana doğru gelebilir. Evet. Ve ondan sonra dün aa keşke ben bunu yapmasaydım. Evet. Hayır, o an sana o zaten doğru geldi ve çok o doğru sebepten dolayı yaptın. Hı hı. Niye pişman oluyorsun hayır, ki? Hayır, niye hayır, keşke hayır, diyorsun? Hayır, hayır. Ve bugünkü seni zaten onlar yapıyor. Hı hı. Yani bir Fahriye'yi, bir Eda'yı, evet, bir Ahmet'i, acılar, bir Mehmet'i. Evet, evet, aynen öyle. Yani hayat çok kıymetli ve anlar biriktirmek, güzel anlar biriktirmek önemli. Şimdi olduğu gibi bak objektif düştü. Ay canım benim, canım canım, niye ettin de geldin. Eda'cığım sen gerçekten çok böyle çok çok kıymetli bir annenin, babanın evladısın. Ve öyleyim. Ben anneciğini çok seviyorum. Ne yapayım? Çok çok seviyorum. Sevilmeyecek miyim? Babacığım da keza. Önce böyle bir albüm diyorum ay, ki babacığına armağanım olsun. O bu albümün çünkü zaten çok ayrı bir güzelliği. Ben bu çim çiçeği bittim. Bu arada Soyhan Bey'i de dinleme fırsatım da senin sayende yeni ay, olmuştu. Canım. O da çok değerli bir sanatçımız evet, ama ay dinledim ve Soyhan Bey'in sesine ben aşık oldum. Nasıl bir ses o? O da çok iyi bir öğretmen, çok iyi bir kariyer. Tanrım, çok iyi bir... yani şeye benzettim hatta. İstanbul'daydım ilk çıktığında. Evet. Şey dedim, ay dedim Tanju Okan'a evet, benziyor. Evet. Bu da sana hayatım. Ay çok teşekkür canım ederim. Bu benimle için birlikte İstanbul'a gelecek. Ay canım çok teşekkür için ederim. Çok incesin her zamanki gibi. Aa, çok teşekkür ederim Fahriye. Canım canım. Tabii bizim bir de konuğumuz var bugün, bizi izliyor. Evet. Gizli gizli. Böyle ekran arkası. Evet. O bizim canımız ama değil mi? Canımız. Ay. Seni çok seviyorum. Çok çok. Canımız. Annem. Evet. Yepyeni umutlar dedik. Evet. Benim en büyük hayalimdir. Tabii bir dizide zaten sen rol aldın. Çok iyi biliyorum.
ama seni öyle çok daha büyük dizilerde, sinemalarda görmek istiyorum. İnşallah, kısmet tabii. Ben hayallerime inanıyorum, güveniyorum. Ne zaman hangi sevdiğimle ilgili bir hayal kursam gerçekleşti. Gerçekten. Ve bu önümüzdeki günlerde seni oralarda göreceğime böyle bütün kalbimle inanıyorum. İçime doğdu. Ay inşallah. Evet, ne güzel şeyler söylüyorsun. İnanıyorum gerçekten. Hayal çünkü, etmek zaten başarmanın yarısıdır derler. O kadar çok iyi tiyatrocusun ki çok kısa bir mesafede bir insan bu kadar uzman olur mu? Eğer gerçekten gönülden yapıyorsa ve gerçekten yürekten istiyorsa, o işe gerçekten aşkla bağlıysa yapabiliyor. Yani ben İstanbul'a giderken de hep hiçbir zaman ailemin yüzünü kara çıkarmayacağım. Bana çok destek oldular. Maddi, evet, manevi, özellikle, evet, annem. Tabii ki babam da çok destek oldu ama annelerin yeri daha farklıdır. Anneciğim hiçbir zaman yalnız bırakmadı beni. Ay çok böyle ağlamaklı bir yayın oluyor ama. Hayır. Gerçekten yönetmenim, duygularım bunlar. Yani evet, ben evet, açık olan bir insan oldum. Her zaman duygularımı da açık, evet, yaşadım. Hiçbir zaman babamın bir lafı vardır. Parmağının arkasına saklanmayacaksın, evet, demiştir. Çok doğru. Hem yaptığın şeyde hem de yaşadığın, evet, duygularda. Edacığım biliyorsun hayat çok kısa. Çok. Aslında burada bizler birçok konuklarımla çok duygusal anlar yaşadığımız anlar oluyor. Gözlerimiz dolar. Tabii. Bugün de böyle çok duygusal anlar yaşıyoruz. Bu birbirimizi havadan yakın hissettiğimizden havadan bence. Mı? Hayır bence birbirimize. Ben seni çok yakın görüyorum. Ama sen de birbirimizi çok çok iyi anladığımızı da düşünüyorum ben. Ondan dolayı yani yürekler de bir. Yani ben burada çok olmayabilirim. Doğru. Sen İstanbul'da olmayabilirsin ama biz hep yakınız. Biz hep bir, evet, o bağımızı da koparmadık. Evet, o sevgi, evet, bağımızı da koparmadık. Çok yürek önemli. Bağımızı da koparmadık. O çok önemli yani. Sevgi ne güzel bir duygudur değil mi? Sevmek, sevilmek böyle kalpten, içten. Bence aşktan daha büyük bir duygudur. Gerçekten. Evet, aşklar zaten 4 yılda söner gider ama sevgi hiçbir şekilde bitmez. Yok olmaz. Kesinlikle katılıyorum sana. Bu da bizim kan bağımız biraz uzaktır aslında bizim ama biz böyle büyük bir sevdayla bağlandık birbirimize. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Aynı elektriği kalpten veriyoruz. Evet, aynen, kalplerimiz. Evet, geçen akşam da öyle bir yerdeydik. Ay, nasıl yedik? Ne eğlendik ne. Ay bir de çok yedik. Yani ben diyorum ki her seferinde geldiğimde yok işte dikkat edeceğim, evet, şunu, evet, yapacağım. Mümkünatı yok. Zaten annemlerin yemekleri, yani annemin yemeklerini zaten ölüp bitiyorum. Bir de çok özlüyorum çok, ben. Evet, evet. Yani ama yani yapacak bir şey yok. O akşam nasıl bir şeydi? Ay bir kurtlarımızı döktük, bir kalktık, bir oynadık var ya. Ay şarkı da söyledik. Sefamız olsun. Şarkı da söyledik ama. Ay ne güzel söyledin ya. Canımın içi, birlikte söyledik. Birlikte bir baktık. Davet edildik. Birbirimizi sahnede, yani bir anda sahnedeydik. Evet, kendimizi sahnede bulduk. İnanamadık, inanılı gibi değil. Yönetmenim Eda Kandolu'nun şöyle yavaş yavaş o tiyatro görselliklerini alırsak çok iyi olur. Bizi yakinen izleyen o benim güzel insanlarım. Evlerinde oturdular. Bizleri nasıl izliyorlar ay, şimdi? Bu havada böyle çaylarını, ha, demleyip, evet, ya da işte Nescafe kahve, biz, evet, Nescafe diyoruz ya da sütlü çaylarını, evet, artık. Evet. Evet. Veya kahve. Değil mi? Değil mi? Bu şöyle güzel havada. Çevireceksin. Tam havası değil mi ama şimdi böyle? Evet. Açacaksın sobanı, klimanı, işte kahvecini yapacaksın, çaycını demleyeceksin ya da sütlü çaycını yapacaksın, Nescafe'cini oturacaksın, evet, içeceksin, en güzeli. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle canımın içim. Çok güzel yağmurlar yağdı. Bu arada da geliyor işte. Evet, görüntü arkadan akıyor. Görüntüler geliyor yavaş yavaş. Aha. Çok inanılmaz güzel bir ekibe böyle... Ekiple birlikte yürüyorum bu programla. Hı hı hı. Ekip çok önemli ne zaten. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Tamam. Gerçekten çok azdır. Bir eleman da Bister Pound'dan geliyor, hı hı, bana. Yardımcım, hı hı, sağ olsun sevgili Muratçığım. Ama ekip gerçekten Ada TV'de çalışan, tabii, yönetmenleri, ekip inanılmaz güzel. 80 milyona hitap eden bir, şurada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bandrolunu alıyorsun. Ya denetimden geçiyor bu şarkılar. Evet. Ve bunun aranjörü de Kıbrıslı, okuyucular da Kıbrıslı ve halen bak
kaç tane, en az 6 tane albüm gönderdim. Hı hı hı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na. Halen şarkılar orada dönmüyor, klipler dönmüyor. Bu gerçekten ben oradaki yönetimle de tabii konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hayatım, halen randevu vermediler ama Sayın Cumhurbaşkanım, hı hı, dosyamla birlikte ben mesaj attım kendisine, düşünebiliyor musun sayfamdan? Mutlaka döner. Ve 3 gün sonra beni kabul etti Cumhurbaşkanlığına. Tabii. Böyle bir şey yok. Ve hanımefendimiz de geldi. Evet. Lady'miz de geldi. Çok güzel bir konuşma oldu. Ay, bayılıyorum ben ona. Dün yanındaydım. Evet. O benim first lady'm ya. Evet, evet, öyle. Bayılıyorum ama, yani. Ama öyle ama. Öyle. Bir zarafet. Yani evet. Şey gibi geliyor insanlara, abartıyor musun ya da tanımayan ya da işte televizyondan gören ya da işte sen samimisin de o yüzden öyle görüyorsun. Evet. Yok, ondan da yok, değil. Yok. Ben ki oyunum da Gözlerin Ardında Müzikal de Sayın Meral Akıncı ve Mustafa Akıncı'nın sayesinde adaya geldi. Hı hı. Ben tek tek hiç üşenmedim. Evet. Yani çünkü bu gerçekten ben bu oyunu, çok önemli bir oyundu bu. Çok çok ciddi ve çok önemli. Hepimiz çok zor ağlamıştık. Çok zor da bir oyundu. Performans göstermesi, hı-hı, gerçekten, hı-hı, zor ve ben şey dedim. Hatta benim doktorum da o zaman göğüs hastalıkları uzmanı, senin bağışıklığın içeriden çökmüş dedi bana. Evet. Çünkü oyunun konusu Down sendromlu çocuğu olduktan sonra yalnız bırakılan bir anne. Film gibi yollanıyor. Evet, şu anda geçiyor. Film gibi yollanıyor bu oyun ve oyuncu, oyunun standartları ve tabii ki oyuncunun performansına bakılıyor. Evet. Eğer yeterliyse her ülkeden tek bir oyun gidiyor. Evet. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk, hı-hı, defa YAFA Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, hı-hı, Amsterdam'da, İngiltere'de, Lahey'de, birkaç yere daha gittik, şu anda aklıma gelmiyor. Ya söylemiştim, ben de unuttum. O kadar, hı-hı, gezdik ki biz bu oyunu, yani böyle tahtaya vurayım. Böyle insanlar ve şey gibi oluyor, yani üst yazıyla ama oynuyorsun. Çok güzel oynadı Nedacığım. İsrail'de ya. Mesela tapınak gibi bir yerde oynadım. Hı hı. Ve insanlar mesela üst yazı nasıl sinemaya gidiyorsunuz ve alt yazı geçiyor. Ben, hı hı, oynuyorum, üst yazı geçiyor üstten. Evet. Ve insanlar anlamadıkları bir dilde. Hem orayı yakalıyor, sanatın, hem beni yakalıyor. Ki. Ve, hı hı, ben ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Türkiye'yi temsilen oraya gittim. Evet, çok ve doğru. Ve bir ödül gecesinde. Burada onu da çok severim Mustafa Bey'i, ona da selamlar olsun buradan. Ama her ödül törenlerinde birlikteydik zaten. Evet. Bir sen alıyorsun, bir ben alıyorum. Temsilen mutlu, yani ben mutlu, bundan çok gurur duyuyorum açıkçası. Tabii. Bu ne kadar aslında başarılı olduğumuzun da çok doğru, yani göstergesi. Evet. Ve şeye geleceğim. Mustafa Akıncı Sayın Cumhurbaşkanımız da oradaydı, hı-hı, ve ben buradan dile getirdim birlikte sahneden. Birlikte izlemiştik zaten. Evet. Evet. Sahneden dile getirdim ve Sayın Cumhurbaşkanımız beni masasına davet etti ve evet, Edacığım işte gel görüşelim, konuşalım bu mevzuyu çok falan doğru, ve himayelerinde getirdiler, hı-hı, bu oyunu. Hı-hı. Ve iki temsil yaptık. Biri Lefkoşa'daydı, evet, biri de Gazi Magosa, Doğu Akdeniz'deydi. Evet. Benim, evet, mezun olduğum üniversitede, hı hı, ve o insanların, o senin dediğin gibi tabii ben oyun esnasında oynarken onu, hı hı, hissedemiyorum. Yani tabii ki bir performans gösteriyorsunuz, oyundan çıkmamanız lazım. 1,5 saatlik bir oyun ve... Hep ayaktasın, hep konuşuyorsun. Anlık susmam, evet, sadece 30 saniye işte öyle, şarkı giriyor, hı-hı, müzikal aslında, ama o arada da ya dans ediyorum ya oynamaya devam ediyorum, yani susuyorum ama oynamaya da devam ediyorum, evet, aslında çok zor bir şey yani. Bilmez ve Sayın Meral Akıncı'nın o beni, zaten gazeteye falan da çıktı böyle ayakta ve kucakla, ben evet, zaten duygularıma hakim olamadım, çok evet, da duygusal bir insanımdır, hı-hı, beni bilen bilir, sahneden çiçekleri yerlere atıp böyle sahneden yakın doğuda Meral Akıncı'nın kucağına atladım. Evet. Ay çok da komik bir sahne oldu. Evet. Arkada da Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenliği var. Ay şaka gibi, adamcağız da arkada kaldı. Yani güvenlik. Tabii. Çünkü bir anda ben... Ama o nedir biliyor musun? Ama o benim aslında o anki duygularımın taşması. Duyguların... Çünkü karşılıklı göz göze geldik, evet, yani. Duyguların ve... Şu anda bile heyecanlanıyorum yani anlatırken, anlatabiliyor muyum? Bize bir klip gelsin mi? Evet.
Değil mi? Aynen. Bu bereketli havada ne güzel yağmurlar yağıyor değil mi? Oldu. Ay yağmaya devam çok etsin de. Etsin. Çok bereketli. Taşıp artmasın. Evet. Mansa limanı gelsin mi? Gelsin. Hadi bakayım. Hadi babacığım bakalım. Çok seviyor biliyorsun. Ay adı. Evet çok seviyor. Mansa limanı.
Çok güzel bir görüntü. Bakayım bunu gördün mü? Çok güzel bir görüntü elde Ay, ettim. Çok güzel. Ya şimdi biraz böyle çok küçük bir tiyo sunalım mı? Bildirelim mi? Bizim ikimiz arasında verdiğimiz çok güzel bir karar var. Çok güzel bir projeye imza atıyoruz. Ben dedim ya az önce 20-20, gerçekten 20-20 benim için o 1 Ocak'tan itibaren içimdeki his çok güzel bir yıl olacak. Ama İnşallah. Biz seninle çok güzel bir proje imza atacağız. Ama şunu söylemek istiyorum. Eda Kandolu'nun sesi o kadar güzel ki beni zaten hiç kırmaz. Sizlere gelince sizleri de hiç kırmaz. Böyle kendi ağzından canlı canlı bir şarkı okusun mu bizlere? Okusun değil mi? Bak duyuyorum. Evet. Okusun diyorsunuz. Hadi bakayım. Ay. Evet. Düşünme hiç. Neden diye. Yorulma. O yıllar ki yaşanmayacak seninle bir kez daha. Gittikçe kaybolan bir aşk hatırlanan. Bizden de güzeldi zaman. Acı nedir bilmeden yağmurlu. Gün görmeden hep akıllı geçindik, kalp kırmayı öğrendik. Söyle ne oldu bize, nefret girdi sevgiye. Kaldın kendi kendine, ben de kendi kendime. Canım, canım. Yüreğine sağlık. Nasıl güzel değil mi? Canlarım çok güzel değil mi? Çok güzel bir ses. Biz bu sesi gün ışığına çıkarmalıyız. Bize çok büyük görevler düşüyor değil mi? Evet. Ay canımsın sen benim. Evet. Başkası olsa evet. Dünyada bana bunu yaptıramaz. Yani ben seni kıramıyorum. Kıramazsın. Kardeşim. Ben seni kırmıyorum ki. Yok olur mu öyle şey? Değil mi? Ay. Ay bu sesi duyurmalıyız bir tanem. Ay daha eğitim falan alıyorum. Ne güzel. Alacaksın elin mahkum. Evet. Hayır, ya alacaksın. Zaten sanatta asla bitmiyor da eğitim. Tabii asla değil Şimdi tiyatroda da desteklemek gerekiyor. Çünkü canlı performans gösteriyorsun. Ben de tiyatrodan asla vazgeçmek istemiyorum. Olur mu? O ayrı. O bambaşka bir şey. Ama işte canlı performans gerektiren şeyler gerçekten asla eğitimi bırakmamak gerekiyor. Arkasından koşmak gerekiyor. Evet. Keza sen çok iyi bilirsin yani bunu. Hayatım ben öğrendim dediğin gün olay bitmişti. O zaman gerilemeye başlarsın. Hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Aynen. Yani
her gün kitap okuyacaksın, her gün spor yapacaksın. Kesinlikle. Şan dersi çalışacaksın. Ya. Her gün, her an ay, beynini... Spor dedim, beni benden aldı. Şimdi çok komik bir şey anlatacağım. Şimdi ben orada reformlu pilatese gidiyorum. Hı-hı, hı-hı. İşte bazen hocam geliyor. Evet. Aynı zamanda Sevda Hoca'yla da yoga falan yapıyoruz. Süper. Biz. Tabii ki onun gibi bir yogi değilim. Hı-hı. Ama işte şu rastalar falan onun hediyesidir bana. Hem işte daha böyle farklı bakmak için hayata, hı hı, ve insanları daha kolay kabullenebilmek için. Yani çok farklı düşünüyor onlar. O çok, evet, önemli benim için. Hı hı. Bana çok farklı bir yol açtı Sevda Hoca. Ama insanın bazen deşarj olması gerekiyor. Ay ben ne yapayım, ne yapayım, işte ne yapabilirim? Hem kendimi de geliştirmek açısından. Çok yani doğru. Bana bir şey katsın yaptığım, hı-hı, şey. Tamam, yoga katıyor, reformer pilates katıyor, pilates katıyor. Ama başka bir şey, daha aktif bir şey yani. Çünkü, hı-hı, İstanbul'da o kadar hızlı bir yaşamın içinde geçiriyorsun, bilmez ki miyim? Yani yakalayamıyorsun hayatı. Doğru. Ve deşarj olamıyorsun. Kendimi geliştirmek için tiyatroya gidiyorum, film izliyorum, kitap okuyorum. Çok dediğin iyi. Gibi işte spor yapıyorum, çıkıyorum, hı-hı, yürüyorum. O başka şey, başka insanları görmek, başka yerler keşfetmek. Yeni olaylar, evet, değil mi? Keşfedebilmek. Ama onun dışında da bir şey yapmak istiyor insan ve, hı-hı, işte Sevda'yla artık çünkü dost olduk. Şey dedim bir gün ya, ben bir şeyler yapmak istiyorum ama, hı-hı, bilmiyorum da, ama deşarj olmam lazım. Aklımda dedim kickbox var. Ay onun da bir arkadaşı varmış. Buğra Hoca. Evet. Ay gittim Buğra Hoca ile görüştüm. Hı-hı. Yani dedim, ben dedim daha önce bunu yapmadım ama ben bunu öğrenmek istiyorum falan. Yani. Tamam dedi, işte dedi gel dedi bir başlayalım falan. İlk dersi yapıyoruz. Sen dedi emin misin daha önce bunu yapmadığına falan dedi. Hı-hı. Ben dersin sonunda şey kum torbasını falan dövüyordum yani artık o kadar. Sen emin misin falan diyor. Evet. Artık o kadar yükleme yapmışım ki, evet, vücuduma. Hı-hı. Yani bir şey bir şekilde çıkması lazım onun vücuttan. Çok doğru ve söylüyorsun. O şekilde çıkıyor demek ki. Evet. Ama doğru yolu bulabilmek gerekiyor onun, evet, içinde. Çok doğru. Yani spor da bilinçli yapılması gerekiyor, doğru insanla. Her insanın gerçekten profesyonel olduğu noktada doğru şeyi yapması gerekiyor. Bak sen ne kadar, yani ben inanılmaz ayakta alkışlanacak bir, ay, insansın, canım, öylesin. Canım, çünkü çok canım, düzgün konuşuyorsun, canım, giyinmen, oturman, makyaj, yani canım, böyle tepeden tırnağa derler ya, öyle. Ama öğrenmişsin. Ben açıyorum, izliyorum, görüyorum. Yani çok, ya bir tanedir ya iki tanedir. Ay, bir elin beş parmağını geçmez yani ve çok üzülüyorum. Niye böyle? Niye daha fazla ilerlemiyor? Tabii ki eleştirecek merci ben değilim ama ilerlemesi gerekiyor. İnsanın kendisini geliştirmesi gerekiyor. Her zaman da çok buna doğru inanıyorum. Evet, bir... Sadece giyinmekle olmuyor, süslenmekle, evet, olmuyor. Bir, aynen, kere bir insan tamam çok güzel giyinmiş, tabii, olabilir. Tabii. Çok güzel tatlar, hı-hı, tadabilir, hı-hı, çok güzel ülkelere gidebilir. Ama eğer bir kitap okumaktan yoksunsa, spor yapmaktan yoksunsa, ya. Ve bir şeyleri öğrenmekten acizse, tabii, hiçbir yere gelemez. Çünkü o gideceğin ülkede bir kere tarihini, kültürünü, ya. Tadını, her şeyle o coğrafyasını A'dan Z'ye kadar öğrenmen gerekir. Tabii tatman gerekir. O zamandır ki heybemizi bilgilerle yükleriz. Konuştum. Ama biz bunları yapamıyorsak, gidebilirim ben. Ben işte atıyorum bir ülke. Örneğin Tayland gittim ama ben o tadı tatmazsam, ya, onun kültürünü görmezsem, hayır, ya da bayrağını, gitmeden önce rengini, eğer araştırmıyorsan, evet, yani, evet, orada belli, evet, şeyler yapılması, evet, gerekiyor. Mutlaka, evet, tamam seni götüren de yönlendiriyordur ama mutlaka senin kendinin de araştırması gerekiyor. Zaten yani o kadar çok süper rehberler vardır ki dünyada, hı-hı, bunlar bunun eğitimini alıyorlar. Tabii canım. Ve insanlar bilge yüklüdürler. Ya, o heybeleri ya o kadar çok yüklüdür ki sen onu dinlediğin takdirde zaten çok şey öğreniyorsun. Bire bir de teneffüs ediyorsun, kokluyorsun. Benim örneğin en büyük özelliğim, ben kitap okurken, hı-hı, veya bir kitabı, hı-hı, alırken ne yapıyorum biliyor musun? Önce bir kokusunu kokluyorum. Nasıl ki insan kokusu asla unutulmaz. Benim için de kitap kokusu çok çok önemli. Çok kıymetlidir ama. Çok kıymetlidir benim için. Ve ben o kitapları
koklayarak okuyorum. Her gün, her gün. Eğer bir gün bir sayfa okumayacak olursam o gün kendimde bir eksiklik hissediyorum. Ki bunlar yazılarına da yansıyor. Evet, yani tabii ki, tabii ki. Bunlar yazılarına elbette. Da, konuşmana da, kendine, evet. Kendine bakış açına, evet. insanlara bakış açına, evet. hayata bakış açına, her şey aslında o kadar etkiliyor ki bunlar evet. çok kıymetli gerçekten. Çok doğru. Bunları yakalayabilmek, Hı-hı. görebilmek önemli olan ama insanların bunu görememesi ya da bunu ben algılayamaması mı? Tercih meselesi evet, belki de yani, bilmiyorum. Yani hayır ama insanların eğitilmesi gerekir gerçekten. Bak bugün Avustralya'da bir yangın ya. Çıktı. Eylül ayından itibaren ya. Her taraf yandı, kavruldu. Çok üzgünüm. 500 milyon ya. Hayvan ya. Canlı yok oldu. Ben sayfalarımda, hikayelerimde paylaştım. Köşe yazımda da bunu mutlaka dillendireceğim. Ama biz insanlara ne düşüyor biliyor musun? Orada bir güç şöyle yapabilirdi. Dünyada yaşayan insanlar coğrafyalar ve topraklar için savaşmaktansa bizim yok olan günden güne yok tehlikesi içerisine düşen çünkü iklimler zaten değişime ya. Uğradı. Bugün her birimiz onar dolar verseydik dünyada düşünebiliyor musun? Şu Tabii anda canım. 8 milyara ulaştık. Neden diyorum düşün yani 2 yıl önce 6 milyardık şimdi 8 milyar. Her bir insan durumu güzel olan iyi olan insan 10 dolar vermiş olsaydı Eylül ayında ya. O yangınlara karşı uçaklar alınırdı, helikopterler tabii. alınırdı. Ama ne yapıldı biliyor musun? Hiçbir şey sadece sayfalarda paylaşıldı. Çünkü kocaman büyük bir kıtadır Avustralya. Ya. Bir Avrupa'yı ele alalım. Bugün orası da çok büyük bir kıtaya sahiptir Avrupa. Ama bölündü ve her bir kıtanın bir başbakanı vardır. Ama Avustralya'da tek bir başbakan... Onca kıtaya nasıl evet. bu kadar büyük bir coğrafyaya nasıl hizmet edebilir ki? İmkansız Ama biz görelim. İnsanlar ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Sadece sayfalarda paylaştık. İşte haber bültenlerinde çok üzüldük, çok üzüldük. Ay ben sosyal medyada öyle videolar izliyorum ki yani artık diyorum ki Allah'ım yani bir şey olsun ve sona ersin. O kadar üzüldüm ki bir video izledim evet. hele. Evet. Koala yanmış zaten evet. hayvancağız. Adam su vermeye çalışıyor. Evet, bir böyle evet. leğen gibi bir şey var önünde. Oraya evet. su koyuyor. Evet. Hayvan o kadar susamış ki. Şişeyi çekiyor evet, adamın evet. elinden ve böyle hayvan o şişeden içiyor. Yani evet. düşünebilir misin? Kucaklayan. Ay yani o kadar perperişan oluyorum ki. Çok evet. da severim hayvanları ama çok kötü oluyorum. Evet. Yani bazısı hiç sevmez. Hayvan göremez. Evet. Ben... Onlar benim için yani benim... Kalbimde yerleri yok ve ben sadece o tür insanlara acıyorum. Yani hayvanlara eziyet eden bu vahşetçe... O konulara girersek ya, var ya... Hiç o konulara girmeyelim. Ama o hayvanların böyle insanlar gibi birbirlerine kucaklaşıp da sarılıp da can vermeleri veya o korkuyla bakan gözleri hiç gözümün önünden gitmiyor. Bir tek konuşamıyorlar ya. Evet. Yani bir evet. tek konuşamıyorlar. Evet. Ama aynı hisleri taşıyorlar. Ben, aynı duygular. Bir diziye başladım. Dizinin adı Hayvanat Bahçesi diye geçiyor Hı-hı. Türkçesi. Evet. Dizide şeyi anlatıyor. İşte aslında hayvanlara ne kadar çok zarar verdiğimizi ve orada dediğin gibi işte turlar düzenleyen bir Hı-hı. görevli arkadaş var. Onun hikayesini anlatıyor. Babası bilim adamıydı ölmeden Hı-hı. önce Hı-hı. ve aslanlar, kaplanlar işte böyle yırtıcılar insanlara saldırmaya başlıyor Afrika'da. Ay dedim ne oluyoruz? Afrika'da insanlara saldırmaya başlıyorlar ve normalde saldırmıyor bu hayvanlar. Çünkü o kadar alışmışlar ki çünkü insanlar gidiyor, geziyor falan görüyorlar. Evet. Alışmışlar ona ve hayvanları düzenli besledikleri için kendi doğaları var aslında. Evet. Ama belli mesela ava gidenler şeyler falan filan o dışarıdaki etkenler evet. hayvanların beyninde bir şey varmış ve onu tetikliyor ve artık evet, hayvanlar insanlara saldırmaya başlıyor. Evet. İnsan doğasında olduğu gibi. Evet. Yani sen bir canlıyı dürtmezsen, acıtmazsan, köpek de öyle değil mi niye mesela? Seni ısırsın, kedi de öyle değil mi? Ki? Yani niye sana zarar versin? Vermez Aslanlar ki. Normalde grup şeklinde dolaşmıyorlarmış. Aslan... Grup şeklinde saldırıya geçiyorlar insanlara falan bunu anlatıyor evet. dizi. Dedim ki evet. Allah'ım dedim ya. Hayatım zaten arslan doyduğu zaman
hiçbir şekilde saldırmaz ki. İşte tam onu anlatıyor. Evet, evet, olay da o. Evet. İnsanlara özellikle saldırıyor. Evet. Doymasına rağmen. Ama insanlara bir dünya veriyorsun. Acaba başka bir yerde başka bir dünya dokunduğumuz var mı? Dokunduğumuz her şeyi diye, mahvediyoruz var galiba. Mı diye. Evet, dokunuyoruz işte. Bak coğrafyaları ne hale getirdik. Ben burada da mesela av sezonu ne zamandır hı-hı bilmem ama nereden anlıyorum biliyor musun? Sosyal medyadan anlıyorum. Aynen. Ve sinir oluyorum. Aynen. Yani o kadar, yani tamam o senin hobin bilmem neyin. Peki sen o kadar kuş avlıyorsun bilmem ne. Günah o, değil mi? Yazık değil mi o hayvana? Çok yazık. Çok yazık. Ya da bunu böyle dizip çok, dizip çok böyle yazık bellerine bağlayıp neyi çekip neyi neyle övünüyorsun sen? Bilmem. Yorum yok. Yok yorum var yani. Yani. Yorum nasıl var bir vahşet? Var da yani ne diyebiliriz ki? İnsan aynı hayat, hayvan, hayvan aslan geçsin vursun insanları beline dizsin o zaman. Yani yazık günah ama çok günah. Yani öyle. Evet. Gerçekten öyle evet. Yani bilmiyorum ya. Oysa yani ki o kadar güzel bir coğrafyaya sahibiz. Dört bir tarafımız deniz, masmavi. Her insanın içi maviliklerle yüklense, doldursa, hep mavilere bürünse, işte bizim koltuklar gibi. Ay yani, çok da severim. Bayılırım. Şimdi mavi, yüreğinde mavi taşıyan insan kötülük nedir bilmez. Kıskançlık nedir bilmez. Onun içinde sadece vefa, iyilik var, güzellik var, öğrenme duyguları vardır. Kime ben hangi güzel adımla yaklaşırım düşüncelere sahiptir. Mavi, keşke herkes maviyle yatsa. Deniz sonsuz zaten, evet, gökyüzü sonsuz. Maviyle yatsa, maviyle kalksa. Masmavi bir gökyüzümüz vardır. Masmavi bir sonsuzluk denizimiz yani vardır. Ve hangi ülkede bunca kışın ortasında bile o parlak parıl parıl yıldızları görebilirsin. Ay ben ne dedim biliyor musun? İstanbul'dan geldim, kışı getirdim. Yani ben dedim ki oh gideceğim Kıbrıs'a, şimdi içim ısınacak ya. Yani giyeceğim, atıyorum postallarımı giyeceğim, çıkacağım yürüyüşümü yapacağım, spor ayakkabımı giyeceğim, çıkacağım yürüyüşümü yapacağım, doğuda yürüyeceğim, güneş içimi ısıtacak falan. Geldiğimden beri ama yani. Ama Ocak ayı öyle hayatım. Ocak ayı zaten en. Ama çok özlüyorum biliyor musun böyle. Doğru. İniyorum ya uçaktan, havası vuruyor yani memleket. Öyle bir şey. Evet. Havası vuruyor bana, Allah'ım diyorum yani Meltem, memleketime geldim. Değil mi? Memleketime geldim çok yani doğru. Uçağın kapısı açılır açılmaz. Ama sen çok da güzel bir yerde oturuyorsun. Adresin çok güzel. Evet, geldim, geldin, gördüm. Evet. Çok güzel, çok nezih bir evin var. Sıcacık, böyle senin gibi, kalbin gibi sıcacık. Annem hep şey diyor, çok senin güzel ruhunu yansıtıyor. Öyle ama. Sen de aynısını söylemiştin evet, eve girdiğinde. Evet. Senin ruhunu yani evin her tarafından bir yani bu üstümdeki o bluz gibi evet, renk çıkıyor. Evet, gökkuşağı gibi. Hatta ben böyle durdum, o duvarda asılı olan panolar böyle ressamların ya elinden geçen gerçek. Ya bittim Allah'ım dedim, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Puzzle'lar i̇şte evet 1500-1750 evet, parçalık. Evet, ben evet. Çünkü o da insanı geliştiriyor. Tabii. Her şekilde yani bir uğraş, bir şey yani hı-hı, evde boş boş oturup işte hı-hı telefonda sosyal medyada veya gezmek yapmak. Ya o değil. Olmuyor. Hayat o değildir. Hatta hayatı yani evin koltukları da benim bu renk. Geldiğimde şey dedim ya, evim gibi yani. Turkuaz, anladın mı? Turkuaz. Yani bilmiyorum yani. Ben ilk programa başlayacağım yıl bembeyaz bir sayfayla başlamıştım. Dedim ki uğurum olsun. Çünkü hiç böyle aklımda, hayalimde yoktu bir program sunucusu veya program yapımcısı olacağım. Ama ne kadar güzel yapıyorsun, çok başarılısın. Önce ben renklere çok inanan bir insanım. Ya yani hayallere inanan, güzel düşüncelere inanan ve şükürler olsun Yüce Rabbime. Ne düşünüyorsam, ne hayal ediyorsam onu bana bir şekilde sunuyor. Tabii tamam, bir yanımız gerçekten acılarla yüklüdür. Bir sanatçı, hayat insanlar ama bu. Yani, evet. Acı çekmeden üretemeyiz. Acılardır ama bizi tercihlerimiz besleyen de çok önemli. Evet, çok çok önemli. Ve o beyaz sayfayla başlamıştım ben. Hatta üçüncü konuğumdun yanılmıyorsam evet, sen. Evet, ilk başladığında evet, gelmiştim. Ben beyaz bir sayfayla başlamıştım. Baktım çok güzel gidiyor o beyaz sayfa. Gerçekten çok güzel konuklarla böyle yürümeye başladım. Çok kıymetli tiyatrocularımız, sanatçılarımız, işte bilge insanlarımızla. Çünkü ben zaman zaman da akademisyenlere hı-hı çok yer veriyorum. Onların böyle bilgilerine ihtiyacımız hı-hı vardı. Tabii. Gerek dinleyicilerimizin, gerek bizlerin. Hı-hı. Çünkü heybemizi her zaman
bilgeliklerle, bilgiyle doldurmamız gerekir ki yürüyebilelim. Sonra baktım gerçekten çok iyi gidiyor, çok sevildim, çok takdir ediliyor programım. Birçok ülkelerden izleniliyor o gelen mesajlar ve işte insanların o güzel yorumlarıyla. Dedim ki ben o kadar çok seviyorum ki insanlarımı. Ne yaptım? Sevginin rengiyle ikinci yılımda kırmızıyı tercih ettim. Çok da iyi gitti. Artık dedim bizim zaten içimiz dışımız mavilerle yüklüdür. Herhalde bu artık sen de bugün böyle sevginin tutkun, tutkunun aşkın, sen rengini giymişsin. Sen geldin. Bende de her renk var. Ama sen gökkuşağı oldun. Hayır, gökkuşağı oldun. Çok güzel. Ay senin güzel. Çok... Bir de el yani şeylerimiz falan da benziyor şu an. Artık bilmiyorum bu böyle. Herhalde. Kalpler... İspanyol gibi. Kalpler kalpler bir. Ondan ya. Diyorum ben sana. Evet. Yayının başında da söyledim kalplerimiz bir o yüzden. Bir şarkı gelsin mi? Hadi gelsin. Hadi bırakalım yönetmenlerimize bakayım. Sürpriz Fahri Özay'dan şöyle güzel bir şarkı gelsin. Hadi bakalım. Değil mi? Night.
Allah'ım bu şarkının güzelliği. Kendimizi kandırdık burada. Oynuyoruz Allah. Oturduğumuz yerden kutlarımızı evet, döktük. Vallahi oh, yapacak bir şey yok. Sefamız olsun. Aynen. Değil mi ama? Ay, şunlardan birini alıp şöyle gösterelim. Aa, onları kamera gösteriyor zaten. Hepsi çıkıyor. Göz Allah'ın gözü çıkıyor. Ay. Değil mi ama İçi dışı bir olan insanın da dilinde olur söylediği evet, düşündüğü aynen, şey. O yüzden boşver sahneyi verdim. Şimdi iki tanesi yoktu. Ben yardımcımı hemen aradım dedim. Ne oluyor Muratcığım? Vallahi dedim bak bul. 7 tane olmasaydı. Bugün de baksana. 7 Ocak. 7 tane baksan. 7 tane. Ay bir dilek bir şey tutalım ayol. Tut ben bilmiyorum. Tut bir dilek tut. Değil mi? Hadi bakayım. İyi, hadi başlayalım. Hadi. Ben tuttum. Tuttum.